Hoş geldiniz Müzikonir'den, ben Cüneyt Diktaş. Hoş geldiniz tekrar, hoş geldiniz. Evet, ben Cüneyt Diktaş. Müzikonir'e hoş geldiniz. 3 ayı geçkindir sizlerin karşısındayız. Ve çok özel konuklarımla, konuklarımı siz sevenleriyle buluşturmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün de Zeynep Bastık bizlerle birlikte olacak. Ortalama herhalde 1 dakika içinde bizlerle birlikte olur. Güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. İlk önce bir soru gelmiş. Zeynep Bastık'a sormak istedikleriniz var mı soruların arasında? Bize de bir soru gelmiş. Bu kadar başarılı işi ekipçe mi yapıyorsunuz demişler. Evet. Yani Müzikonir ekibine çok teşekkür ediyoruz. Kalabalık bir ekip çalışıyoruz. Özellikle konuk koordinatörlerimiz var, editörlerimiz var bu konuda. Onlar daha çok çalışıyorlar diyebiliriz. Bize sadece sunmak düşüyor. O yüzden herkese buradan teşekkür ediyorum bir kez daha Müzikonir ekibine. Evet. Şimdi birazdan bizlerle birlikte olacak Zeynep Bastık. Sormak istedikleriniz yine de varsa soru işareti bölümüne yazabilirsiniz. Oradan bakmaya çalışacağım. Güzel bir sohbet olacağını düşünüyorum. Ortalama 15-20 dakika sizlerle birlikte olacağız. Ve kaçırdığınız programları da mutlaka Instagram TV'den ya da YouTube'dan izleyebilirsiniz. Evet, Zeynep Bastık geldiğinde göremeyebilirim arkadaşlar. Bana hemen buradan pas verirseniz sevinirim. Evet, biliyorsunuz her mevsim yazım son parçası çok güzel devam ediyor. Ben de vallahi onu dinlerken açayım dedim. Bakıyorum bu arada. Canlı yayın istekleri var birçok. Ama biliyorsunuz arkadaşlar, sevgili Zeynep Bastık'ı alacağım. O yüzden kimseyi alamıyorum şu anda. Bilginiz olsun yine de. Evet, karantinalar bitti ama biz hala izole devam ediyoruz. Ben kendi canlı yayınımda da, Müzikonir'deki canlı yayında da hep söylüyorum. Ben Haziran'ın sonuna kadar izolasyonuma devam ediyorum. Zaten devam etmesen ne olacak? Dışarıda bir sinema mı var, tiyatro mu var, konser mi var? Bu arada herkese selam, herkese selamlar, sevgiler. Ramazan selam, Saadet abla selam. Sema abla merhaba, göremeyebilirim arkadaşlar. Herkese selamlar, sevgiler. Yester abla selam. Bu arada bizi Fransa'dan, Viyana'dan, Almanya'dan izleyenler var. O Nahideciğim selamlar. Nahide Babaşlı. Sevgiler, selamlar. O da konuğum olmuştu, müthiş bir ses. Onun sesine de bayılıyorum. Evet. Ramazan selamlar, sevgiler. Evet, tam zamanımız geldi herhalde. Konuğum gelir. Bence günde bir kişi yayını alıp demiş biri. Vallahi Müzikonir'in sahibi Özcan Bey de bizi izliyorlar. Böyle bir organizasyon olursa neden olmasın? Olabilir. Ben kendi özel canlı yayınlarımda yeni isimlerle şarkılarını dinliyoruz, yeni isimlerin, ama tabii Müzikonir platformunda da güzel olur. Günde ortalama en az bir ama çoğunlukla iki konuk alıyoruz zaten. Yoğun bir canlı yayın şeyimiz var. Özcan Bey de iyi fikir demiş. Bu arada kimleri daha alalım? Yani birçok sanatçıyı aldık biliyorsunuz. Hani Gözde, Önde, Başarılı, Türkiye'nin önde gelen isimlerini aldık ve almaya devam ediyoruz. Ama işte şu isim yok, alır mısınız derseniz DM'e yazın, Müzikonir'e yazın, Cüneyt Diktaş'ın DM'ine yazın. Yani benim DM'ime yazabilirsiniz veya hangi soruları sormamız gerektiğini de yazabilirsiniz. Rap dünyasında önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyoruz. Evet, Seher ablamız da geldi. Selamlar, sevgiler. Evet, konuğumuz da herhalde gelmek üzeredir. Beklemedeyiz. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Programsız alamıyorum arkadaşlar. Serap, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hem biraz toparlanıyoruz yavaş yavaş.
Evet, Haziran'ın sonuna kadar Müzik On Air olarak bu programlara devam edeceğiz. Valla Instagram'da her gün yayın yapan tek Müzik On Air, onu söyleyeyim. Neredeyse her gün yapıyoruz. Bazen cumartesi günleri yapamıyoruz. Ben dinleniyorum artık o günde. Cem Adrian denmiş. Güzel. Evet, gelmiş. Konuğum da gelmiş. Hemen alayım konuğumu. Evet arkadaşlar, ben Cüneyt Diktaş. Müzik On Air'de bugünkü konuğum Zeynep Bastık. Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın Cüneyt? İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Stüdyodayım. Çalışıyorum. Birazcık. Sizde ne var ne yok? İyilik. Arkadaşlar, görüntülerimiz iyi mi bu arada? Görüntümüz iyi mi? Bir sorun var mı görüntümüzde? Bir sorun yoktur herhalde. Ben birazcık şey... Benim sesim geliyor mu net bu arada? Gecikmeli mi geliyor? Şu an geliyor. İlkinde bir blurluydu görüntün. Ama benle alakalı mı, sizle mi? Gayet iyi herhalde. Şimdi ses biraz geç gidiyor ya. Herhalde iyidir. İlk önce nasılsın diyeyim. Hoş geldin tekrar. Nasıl gidiyor hayat? Teşekkür ederim. Hoş bulduk Cüneyt'ciğim. İyiyim vallahi. Güzel. Yavaş yavaş artık normalleşmeye başlanılan şu günlerde biz de kendimizi stüdyolara attık tabii. Çalışıyoruz. Devam. Sizde ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Biz de iyiyiz vallahi. Karantina işte programlar yaparak geçirdik. Karantina bitti desek de hala biz kendimizi izole ediyoruz. Sanırım siz de hala. Evet, aynen öyle. Biz de aynı şekilde. Aynen, ben daha aynı şeye gelemedim yani. Normalleşmek tam olarak benim için henüz gerçekleşebilmiş bir kelime değil. O yüzden daha şeyiz yani. Evdeyiz. Daha aslında bir... senin çok da normalleşme, karantina hayatın da aslında aynı diyebiliriz. Yine dijital platformlarda gayet aktiftin. Yine şarkılar üretmeye devam ettin. Güzel bir şey. Evi de seviyorsun galiba. Bazı röportajlarında onu hissettim. Evet evet. Yengeç burcuyum zaten. Aşırı evci biriyim. Bir de sen yengeç burcu musun? Aynen aynen. Ne zaman doğum günün? 26 Haziran. Aa, benim de 8 Temmuz. Aa, senin çok az kalmış doğum gününe ya. İyi aynen, ki doğdun aynen. Şimdiden. Doğum günün kutlu olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sen de iyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Çok versin. İyi ki erkenden ama doğum günü kutlamış oldum. Evde olmayı çok seviyorum. Evde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Yani arkadaşlarımla sosyalleşeceksem evde sosyalleşmeyi daha çok seviyorum gibi. Evciyim çok aslında. İyi evet. Evet, anlarsın. Aynen. Şimdi bir de neyi anladım biliyor musun? Bazı röportajlarında şunu hissettim. Mesela demişsin ki başarılı oldukça, ilerledikçe müzik dünyasının daha da büyük olduğunu, bir o kadar karmaşık olduğunu ve biraz karanlık tarafının olduğunu da fark ettim. Şimdi yengeç burçlarında biraz duygusallık vardır ya, böyle başarılı aynen. Oldukça biraz tedirginlik de gelir. Sende de o mu var acaba? Onu mu hissettin sende? Donuyor biraz. Şu an bir bağlantıda bir sıkıntı yaşıyor mu? Tekrar bir giriş çıkış yapalım mı? Ben şöyle bir şey denesem olur mu? Aşağı insem olur mu? Burada galiba benim telefonum çekmiyor. Aşağıda. Benim sesim gelmiyor herhalde. Ben geldim mi şu an? Şu an görüntün daha iyi ama karanlıktayız tabii. Evet evet, aşağı iniyorum, kusura bakma ya, çekmiyor. Okey, problem değil. Yağmur yağmaya başladı ya. Galiba biraz daha. Şu an burada yağmıyor ama herhalde yağar burada da. Şu an nasılım? Yani görüntü fena değil ama ses güzel geliyor, en azından o güzel. Ev interneti değil mi şu an? Stüdyodayım ben. Yani stüdyonun interneti mi, telefon interneti? Yok. Telefon internetindeyim. Buranın interneti hiç çekmiyor şu an. Olduğu kadar artık, yapacak. Şu an güzel gibi ya, fena değil. Evet, şu an sanki toparladık. Aynen. Arkadaşlar, çok kötü olursa, anlaşılmaz bir şey olursa yazarsanız sevinirim görüntü kötü diye. Tam son sorumu duyabildin mi? Duyamadım hiçbir şey. Şey dedim, şimdi yengeç burçlarıyla da alakalı olabilir bu. Senin son röportajlarda hep şunu hissettim. Başarılı oldukça, müzik dünyasına daha da girdikçe, müzik dünyasının daha da büyük olduğunu, bir yandan da karanlık yüzünün de çok olduğunu gördüm demişsin. Bunda tam olarak neyi kastettin mesela?
Yani bu senin kendi duygusal olmanla mı alakalı yoksa? Yok yani bu her konuda, her sektörde, her kolda böyledir ya yani bir şeyin hem iyi tarafı hem kötü tarafı vardır. İçine girmeye başladıkça daha detaylı, daha net de görmeye başlarsın. Evet. Benim de demek istediğim oydu aslında. Spesifik olarak çok sert şeyler yaşadığım gibi bir yerden söylemedim onu ama tabii yani işte popülerlik bir yandan da sana insana şunu getiriyor istemeden. Herkes senin hakkında her şeyi söyleyebilir gibi bir yerden. İnsanlara bir şey sağlıyor gibi bu. Bir ehliyet veriyor gibi yani. O oralardan bahsettim aslında. O biraz sıkıntılı durum, değil mi? Tabii ama biraz da bu işin de cilvesi. Bir yandan da bu mesleği icra ediyorsan buralarda böyle şeyler yaşamayı da biraz göz önünde bulundurman gerekiyor. Psikolojik olarak da kendini biraz aslında hazırlaman gerekiyor tabii ki. Aynen. Hakikat böyle. O yüzden ben de Maalesef. Evet. rahatsızlık duyduğum bir şey yok aslında bir özellikle ama diyorum tabii ki de dedim Hakan'la olan röportajda dedik hatta. Tolga ile ikimiz verdiğimiz röportajda okumuşsun. Evet Evet. karanlık yönlerinden bahsettim. Var olduğundan bahsettim evet. Galiba sevgili Tolga da diyormuş ki demiş ki sen bir gün desen ki diyor Zeynep'e hani bir adaya yerleşelim yaşayalım hemen pırlı pırlı toplar gelir. Evet, öyleyim. Ya şey, böyle kendimden bahsetmeyi de çok seven biri değilim ben. Ben şöyleyim, ben böyleyim gibi cümlelere başlamayı da sevmiyorum ama sen açtığın için konuyu şöyle söyleyeyim. Ben gerçekten bu tarz konularda gözü karalıktan ziyade çok olurcu biriyim. Yani çok büyük hırslara sahip bir insan hiçbir zaman olmadım. Yaşım da aslında çok genç tabii yani şöyleyim böyleyim demek için de erken tabii belki hayatta yaşadığım süre Evet. olarak ama 27 yaşındayım ama bu zamana kadar hiç hırslı ya da bir şeye aşırı o benim olacak diye her yolu deneyen bir karakterim bir kişiliğim olmadı. Bu ünlü olduktan sonra da değişmedi ya da insanlara sesimi daha fazla insanın sesimi duyurmaya başlayabildikten sonra da değişmedi. O yüzden git dese yani bir gün bana aklıma yatabilir ve gidebilirim tabii ki neden olmasın. Tolga ile zaten Filmi her yere bakıyoruz. giderim. Ona Aynen. giderim yani. Niye gitmeyeyim ki? Aynen. Süper. Bu arada ben de deniz hastasıyım. Yine burçlara geleceğiz tabii. Yengeç Ay burcu. ay. Deniz Ah bu hastasıyım biliyorsun. yengeç. Yükselen ne acaba? Bu aralar çok Yengeç. astrolog konuğum. Şaka yapıyorsun. O zaman sıkıntı biraz. Çok fazla duygusallık var, değil mi? Şarkılarında da var. Çok. Çok. Evet, yani şarkılarında da var tabii bu duygusallık ama bu son şarkın çok hoşuma gitti. Özellikle klibi için bayağı uğraşmışsınız. Çünkü klip Ya. arkasını da izledik. Çok da eğlenceli geçmiş. Evet. Değil mi? Arkadaşlarınla, dostlarınla. Evet, Var çok mı yayına güzel. da yansımayan komik anlar? Ay çok komik anlar var ya. Özellikle erkek grubunda olan o dörtlü konuşma o kadar Kaan komikti Sekman ki. zaten bomba. Ya inanın hepsi birbirinden bir de hepsi çok yakın arkadaşım hakikaten yani hani Evet. şey değil hadi oynar mısın klipte falan değil hadi abi klip çekiyoruz gibi bir şey oldu. Ve Murat özellikle Dalkılıç o kadar komik şeyler söyledi ki Ya söylemişti de unuttum ben. Bir şey söylemişti, ben güldüm en son kaybettim yani dedim Allah aşkına baya. toparlayalım artık çünkü bitmiyor asla Aynen. bitmeyen bir yere gidiyor bir sarmala girdik yani. Aynen. Çok komikti. Ben de izledim. Bu arada YouTube'dan izleyebilirler arkadaşlar. Bu arada biz Müzik On Air dedik ki, Müzik On Air ailesi olarak Zeynep Bas'ta sormak istediğin sorular var mı? Evet, hadi Bir bakalım. tane bile soru gelmedi. Hiçbir şey merak Şöyle ama, edilmiyor mu? şöyle ama. Diyor ki müthiş Zeynep Bastık var, geliyoruz. Zeynep Bastık var, süper. Ben saatimi kurdum ama hiç soru yok. Yani merak edilen bir Aa. şarkı herhalde. Çok şarkı dinlemek istiyorlar belki de senden. O yüzden Herhalde bütün yani çok sorularının doldu cevaplarını yorum. verdim bu zamana kadar herhalde ona. Aynen. Ben de dedim ki farklı bir soru sorayım ama valla farklı bir soru yok açıkçası. Düğününden bahsetmişsin, iptal et, şey ertelemişsin. Evet. Düğünde kaç kişi gelecek? O belli miydi bari? Onu sorayım. Valla değil ya ama tabii yani böyle en yakınlarımızla olmak Daha böyle temennimizdi. minimal Tabii. herhalde Evet. olacak. Tabii. Aynen. Yani o yüzden röportajların aynısını sormak istemiyorum.
Ama sohbetimde tabii birkaç sorum daha olacak da böyle şöyle bir kuple bir şey alabilir miyiz? Şarkı. Şarkı. Ne söyleyeyim? Gönlünden ne koparsa. Ne söyleyeyim? O zaman her mevsim yazımı söyleyeyim bir kuble. Tamam. Bundan sonra durmaz, hiç uymaz, bana gözlerin lazım. Bundan sonra ne yapsam kışa bakmaz. Ben her mevsim yazım senden sonra kaçmaz. Tadım asla bir tek sana nazım. Oh, bir tek sana nazım. Sesine yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Aa, hiçbir şey merak etmiyorlar demek. Şaşırdım. Vallahi ben de şaşırdım açıkçası. Daha doğrusu şöyle. Bak şeyin afişin altına bakabilirsin. Hepsi çok sevindi. Saatimi kuracağım diyenler, süper diyenler, alkış tutanlar. Ki zaten belli. Oldukça kalabalığız. Ama soru bulamadım. Şu anda soru işaretine geliyor ama onlara birazdan bakacağım. Tamam. Şimdi akustik şarkı söylemekle ilgili bir dönem açtın YouTube'da ve bir anda başarı geldi. Başarınla ilgili bir şey bahsetmek istemiyorum. Onunla da ilgili çok bahseden var zaten. Çok başarılısın. Başarın da daim olsun. Peki başarısızlığın var mı hiç? Hayatta mı, müzikle alakalı mı? Müzikle alakalı değil. Hayatta kimin yok çünkü. Aynen. Müzikle alakalı başarısızlık yani. Yine Ya şuna şöyle diyeyim, geleceğim. istediğini alamama veya ne bileyim şunu yapmasaydım iyiydi. Yok. Şöyle aslında. Tabii böyle İstanbul'a ilk geldiğimde Murat'la çalışmaya başladığımız zamanlarda falan. İstiyordum ben de kendi şarkılarımı çıkarmak ve insanların, birçok insanın sesimi duymasını sağlamaya çalışmak istiyordum tabii ki. Zaten küçüktüm. Hı-hı. 19 yaşında geldim İstanbul'a. Hı-hı. O zamanlar hemen olsun istiyordum. Hemen bir şeyler olacak zannediyordum. O ergenliğin de vermiş olduğu bir şeyle, şevkle ve coşkuyla. Ama sonra işlerin aslında hiç de öyle olmadığını, ondan sonra da aslında iyi ki öyle olmadığını ve daha sonra böyle kendimle ilgili, kendimi geliştirmek adına bir şeyler de okudukça aslında her şeyin olması gerektiği zamanda olduğunu gibi böyle bütün o süreçleri yaşadıktan sonra şunu diyorum şu anda. İyi ki her şeyi yaşamışım, iyi kötü. Ne yaşadıysam. İyi ki zamanında olmuş. İyi ki şu an bunu hissediyorum. İyi ki bunu 3 sene önce hissetmedim. Her şeyin bir sebebi olduğuna inanan biriyim hayatta. Yaşadığım şeylerden de pişmanlık duymamaya özen gösteren biriyim. Hiçbir konuda. Bunu böyle kendime bir motto edinmeye çalışıyorum hayatla alakalı. O yüzden kötü, başarısızlık gibi şey ya, başarısızlık diye bir şeye inanmıyorum. Herkes kendi başarısını bir şekilde yaratıyor. Sana başarısız gelebilir ama onun için çok başarılı olduğuna delalettir o. Yani o çok çok değişken bir şey bence. Kendim adına da başarısız olduğum müzikal anlamda bir şey ya da bir zaman hatırlamıyorum. Her şey olması gerektiği zaman ve olması gerektiği gibi oldu bence. İyi ki de yani bazı şeyler geç de olmuşsa iyi ki de geç olmuş vesaire Tabii. de diyebiliyorsun yani Aynen. bununla ilgili. Aynen. Kesinlikle. Şey kıskanç mısındır? Yani ayarında kıskancımdır. Kendimi kaybetme derecesinde, mantık çerçevesinde kıskancımdır. Aşkta mı, bu iş hayatında mı? Mesela bazen böyle Aşkta. profesyonel hayatta da olur ya, kıskanıyorum. Şöyle olabilsem veya Ay, yok hiç şöyle. değilim. Aşktan soruyorsun sandım. Yok, Aklıma ikisini de Tolga soruyorum. Ben geliyor. ikisini de sor. Yok yok. İş konusunda neyi kıskanç olayım canım? Hiç öyle bir şeyim yok. Herkes Bence de yani de yine de sordum. herkes kendi başına çok harika şeyler yapıyor. Ülkede o kadar çok yetenekli insan, o kadar çok yetenekli arkadaşım var ki Evet arkadaşlar ufak bir dakika. Bence. Sesim gitti mi? Ne oldu? Şu an iyi, şu an iyi, şu an iyi. Geldin mi? Şu an geldi, evet. Heh. Süper. Herkes bir yeri dolduruyor bence bu sektörde. Herkesin herkese gerek var. Herkes iyi. Ya ben şeyim ya, hiç kıskançlık gibi bir şeyi barındırmamaya çalışıyorum zaten hayatımda. Süper. Ama işte aşkla ilgili soruyorsun sandım. Orada bazen olabiliyordur diye mantık çerçevesinde dedim. Bunu da öğrenmiş olduk. Evet. Valla şarkı çok istiyorlar senden.
Şimdi sen de Şarkı mı merak istiyorlar? ediyorsun. Niye bana soru gelmiyor? Ben de merak Arkadaşlar ediyorum. şarkı söylemeye gelmedik şurada sohbete ama geldik bir iki soru sorun. Şimdi şöyle birisi demiş ki tanışmak istediğin biri var mı? Bu mesleki anlamda hani tanışmak istediğin. Sezen Aksu ile tanıştığını biliyoruz mesela. O çok Evet, güzel Sezen bir deneyim Aksu'ydu. olmuştu. Aynen. Evet. Ya ben gidenlerden çok tanışmak istediğim insan var, kaybettiğimiz herhalde. Onlu Tunç'la çok tanışmak isterdim. Aysel Gürel'le çok tanışmak isterdim. Tarkan'la çok tanışmak isterim. Gidenlerden dedim de yani Aynen, sağ olan, anladım. hala Anladım. hayatımızda olanlardan da tanışmak istediğim bir sürü müzik dehası diyebileceğim insanlar var tabii ki. Var ya çok tanışmak Sezen istediğim insan. Aksu'yla davet geldi, gitti. Neler hissettin o sırada? Bunu Ben soran oldu mu bayılmışım. bilmiyorum ama ben merak ediyorum. Bayılmışım, hatırlamıyorum. Şaka yapıyorsun herhalde. Hayır, şaka yapıyorum ama gerçekten çok çok heyecanlı. Ben daha önce tanışmıştım Sezen Aksu'yla ama çok beni hatırlayabileceği bir tanışma değildi o. Çok da eskiydi zaten. Benim için o yüzden tekrar tanışmak gibiydi. Hani Bir de davet yani. Yani şimdi oraya sıfırdan gidip. tanıştım aslında gibi düşünüyorum. Çok heyecanlandım ve çok yabancılaştım. Bir süre yani herkes normalleşti. Her şey normalleşti ortamda ama ben asla normalleşemedim. Ve yabancılaşmam yavaş yavaş gidiyor. Yani telefonda konuşuyoruz falan aradı ve ben hala inanamıyorum falan. Ama artık bir yerde de Zeynep'ciğim inan ya artık falan gibi bir yerden hani. Yani çok çok Aynen. büyüdü onunla tanışmış olmak. Ondan hikayelerini bir de onun ağzından dinlemek. Ona sorular sormak, müzikle alakalı bir şeyler, bir paylaşımda bulunabilmek, alışverişte bulunabilmek. Zaten uslanmıyor bu hediyesi vesaire. Çok 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 acayip anlar ve deneyimlerdi benim Bir için. kuple alabilir miyiz ondan da? Ay söyleyeyim. Ay 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 yanıyorum. Ay 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 çok fena. Ay 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 yağmur. Mum misali eriyorum. Eyvah yürüyorum bak. Ateşe doğru bir şey yap. Bu aşk bu Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Heyhat. Ama sen onu gel anlat kalbe. Yürüyor önümde büyük harbe. Darbe üstüne darbe. Uslanmıyor bu. Ama sen onu gel anlat kalbe. Yürüyor önümde büyük harbe. Darbe üstüne darbe. Uslanmıyor bu. Çok Teşekkür teşekkür ederim. ediyoruz. Valla hani dedik ki 20 dakika falan olur. 20 dakika geçti bile. Öyle güzel sohbet akıp gitti ki. Bu arada kolay kolay da canlı yayınlara çıkmıyorsun. Kendi yayının hariç diye biliyorum. Doğru mu? Açık Yoga. koltuktan yayın yapmayı tercih ediyorum daha çok o yüzden. Müzik Ama paneri çıkıyorum. kırmadın. Tabii ki Olsun. kırmadım. Çok Kırar teşekkür ederim. mıyım Seni hiç? Ne çok demek? seviyoruz biliyorsun Ben de zaten. seden de hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim bu güzel davet için. Ben İzleyen teşekkür herkese de çok sevgiler, teşekkürler. Ediyorum. Ama bir şarkı daha şöyle kapanışa doğru bir söylersen, kapatırsan çok seviniriz. O zaman neyle kapatalım? Alışırsın diyorsun, ben buna hiç alışamam. Ürküyorum diyorsun, beni de anla o zaman. Çok yalnızım çok ama asla yalnız kalamam. Korkma o çukurdan seni ben alacağım. Öptüm herkesi. Mutlu yaşlar, sağlıklı yaşlar Sana diliyorum. mutlu yaşlar Cüneyt. Astrolog çok konuğum oldu. Diyorlar ki bizim için, yengeçler için. Ne diyorlar? 2020'ye esas doğum gününüzde gireceksiniz ve çok güzel geçecek. 2021 daha da güzel olacak diyorlar. Ay hadi Ben buradan inşallah. sana söylüyorum. Bak enerjimi yolladım. Tüm temennim bu şu an. Çok teşekkür ederim. Bu Bir şey güzel değil. bilgi Kendine için. çok iyi bak. Selamlar, Öpüyorum. sevgiler herkese. Bay Bay bay. bay görüşürüz.
Çok güzel bir programdı. Kısa, tadında, öz bir programdı. Aslında uzun bir program. 25 dakika. 1 dakikada erken geldi. Yarım saate yakın program yaptık ama hızlı geçiyor. Bu arada birbirinden özel konukları ağırladık. İzleyemeyenleriniz varsa İlge TV'den izleyebilir. Yarın da konuklarımız var. Sürpriz olsun. Müzik Oneri'den takip edebilirsiniz bizi veya Cüneyt Diktaş'ı takip edebilirsiniz. Canlı yayın istekleri geliyor arkadaşlar. Müzik On Air ailesi sanırım şey yapacak. Yeni sesler için bir program yapacaklar. Ben de kendi özel canlı yayınıma geçiyorum. Orada da yeni sesleri dinleme fırsatımız oluyor. Son olarak Müzik On Air'de çalışan tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Müthiş bir kadro çalışıyor. Ben sadece sunuyorum nacizane. Sizleri seviyorum. Ben Cüneyt Diktaş. Beni de takip etmeyi unutmayın diyorum ve kapanışı yapayım. Şuraya yine yazayım. Takip etmek isteyenler etsin. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.